Yıllardır devam eden başarımızın sırrı ne? Bizi biz yapan bakış açımız, vazgeçmeyeceğimiz prensiplerimiz desek yetmiyor. Yolculuğumuz 1984'te başladı. Öykümüz heyecanla yazıldı. İlk günden beri hayallerimiz var. Biri gerçek olduğu anda hemen bir yenisine yelken açıyoruz. Mesela mega bir fabrika kurmak en büyük hayalimizdi. Manisa'daki Vestel City ile gerçek oldu. 1 milyon metrekarelik kapalı alanla Avrupa'nın en büyük üretim üslerinden biriyiz. Her yeni projede kendimize sorduğumuz ilk soru yapabilir miyiz değil, nasıl yaparız oluyor. Tüm çabamız yepyeni bir teknoloji, yepyeni bir ürün için. Rekortmen çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, buzdolapları, yerli üretim akıllı telefonlar, 4K Ultra HD TV'ler. Hepsini Vestel City'de sizin için tasarlıyor ve üretiyoruz. Hedefimiz hep daha yüksek, hep daha iyi. İşimizde en iyi olmanın özü ise hayatları kolaylaştırmak. Avrupa'ya satılan 5 televizyondan biri Vestel City'de üretiliyor. Yıllardır sektörümüzde Türkiye'nin ihracat şampiyonuyuz. Binlerce mağazamız ve yüzlerce yetkili servisimizle Türkiye'nin lider perakendecisiyiz. Yerli olmanın gururunu doyasıya yaşıyoruz. Birlikte yaratan, Türkiye için çalışan kocaman bir aileyiz. Bu ülke için üretiyor, çalışıyor ve Türkiye'yi vestellendiriyoruz. Hep birlikte, daima gururla yerli. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, saygıdeğer hemşehrilerimiz, değerli basın mensupları, Vestel, Venüs akıllı telefon, tablet fabrikası ve Zorlu Meta Nikel Kobalt Tesisi açılış töreni vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Teşrif eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm konuklarımızı ve sizlerle hemşehrilerimizi saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi Meta Nikel kurumsal filmini izliyoruz. Kurulan her hayal işlenmemiş bir cevherdir. Potansiyeli vardır, gelecek vaat eder. Ancak üzerinde çalışmazsanız rüzgara karışır gider. Bu topraktan çıkan bir hayal. Nikel'in öyküsü. 2001 yılında Manisa'nın Gördes kasabasında kurulan Meta Nikel, bugün Türkiye'nin ilk nikel işleme tesisi. Yepyeni bir madencilik anlayışının kalbi olmak üzere dünyadaki 25 otoklav kazanından biri Meta Nikel tesislerine yerleştirildi. Peki nasıl bir madencilik anlayışıydı bu? Modern, en son teknolojiye ve olanaklara sahip, sürdürülebilirlik anlayışını ilke edinmiş, var olduğu çevreye değer katan bir anlayış. Böylesine büyük bir hayal, en az kendisi kadar girişimci bir ruha ve bir o kadar da büyük bir desteğe ihtiyaç duyuyordu. Zorlu Holding bu anlayışa sonuna kadar inandı ve 700 milyon dolarlık bir yatırım projesine destek vermekten çekinmedi. 2014'te faaliyete geçen ve yalnızca ihracata yönelik çalışacak olan işletmenin 100 milyon tona yakın kaynağı bulunuyor. Türkiye'nin ilk nikel işleme tesisi Meta Nikel Madeni'nin hedefinde paslanmaz çelik endüstrisi ve nadir elementlerin işlenme olanağıyla geleceğin en parlak işletmelerinden biri olmak var. Kuzey Yarımküre'de eşi benzeri olmayan Meta Nikel, çalışma ve üretim anlayışıyla da Türkiye'ye değer katmanın gururunu yaşıyor. Topraktan aldığını yine bu topraklara ve insanlarına veriyor. Tamamen tehlikesiz atıkları için 25 milyon dolarlık bir atık depolama tesisine sahip olan işletme, 3350 hektarla kendi alanında verilen en büyük ÇED izinine sahip.
Gördes'te doğal yaşamın devamlılığı için DSE ile birlikte yürütülen projeyle dev bir baraj gölü inşa edildi. Tesisin su ihtiyacı da bu kaynaktan karşılanıyor. Çevresel sürdürülebilirlik hedefiyle 900 dönümlük bir ağaçlandırma sahasına 250 bin fidan dikildi. Geleceğe ve ülkemize kalifiye eleman kazandırabilmek için Celal Bayar Üniversitesi ile yapılan işbirliği sonucunda Meta Nikel İşletmeleri kendi uzmanlarını yetiştiriyor. İşçiler ve tüm çalışanlar mesleki eğitim ve iş güvenliği eğitimlerinden geçiyor. Mehmet Zorlu Vakfı eğitim bursuyla da Gördes'te yaşayan çocuklarımız kendi potansiyellerini keşfetme şansına ulaşıyor. Bugün Meta Nikel İşletmeleri çevreye, ekonomiye, insana değer katma hedefiyle çalışıyor ve bu değerleri geleceğe taşıyor. Her hayal işlenmemiş bir cevherdir. İşlendiğinde ise parlaklığı gözlerimizi kamaştırır. Zorlu, hayallerine hayat ver. Sayın Cumhurbaşkanımız, saygıdeğer hemşehrilerimiz, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Nazif Zorlu'yu kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer bakanlarım, milletvekillerim, sayın valim, başkanlar, değerli misafirler, değerli çalışma arkadaşlarım, hepiniz Vestel şehrine hoş geldiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün bizlere şeref verdiniz. Sizlerle beraber olmak bu şehirde bizleri o kadar mutlu ediyor ki, ben bundan 20 sene önceye dönüyorum. Bu 20 sene önce bu gördüğünüz fabrikaların kurulduğu yer taşlı topraklı, yayan yürüyemiyordunuz. 20 seneden önceki bugünkü haline baktığımız vakitte 1.100.000 metre kapalı alan. Ve buradan 155 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ve bugünkü ürün kapasitemizin yekünü 35 milyon cihazı üretebilecek kapasitede. Evet, yine 20 sene önce yine buradanın bir açılışında konuşmamda şunu söylemiştim. Dedim ki sanayisiz bir ülke, sanayisiz bir Türkiye düşünemiyorum. Ve o gün yollara düştük ve 24 sene önce Vestel'i aldığımızda yalnız ve yalnız 75 milyon dolar ihracat yapıyordu. Ve bugün geldiğimiz nokta 2 milyar doların üzerinde ihracat yapıyoruz. 15 yılda ülkemizde büyük atılımlar gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize geleceğe taşıyacak adımları atmaya sürdürdük. Sanayimizi, üretimimizi ve teknolojimizi geliştirdik. Bugün burada böyle bir yatırım vesilesiyle bir araya gelmiş olmanın da bunun açık bir göstergesidir. Benim inancım odur ki sanayisi güçlü olmayan, teknolojiye yatırım yapmayan bir ülkenin gerçek anlamda güçlü ve bağımsız olması mümkün değildir. O yüzden sanayimizi daha da güçlendirmek, katma değerli ürünler üreterek teknolojik altyapıyı ülkemizde hakim kılmak hepimiz için öncelikli konu olmalıdır. Bu yıl ülke olarak oldukça güçlü bir büyüme sergiliyoruz. Bunu kalıcı kılmak için sanayimizi daha da güçlendirmeliyiz. Çünkü sanayi üretim demek, sanayi istihdam demek, sanayi geleceğe emin adımlarla ile yürümek demek. Sanayimizin gücünü artırmak ve ihracat odaklı bir hale getirmek için ise
katma değerli yüksek bir üretim gerçekleştirmek durumundayız. Bu bir yandan yaptığımız ihracatın katma değerini artırırken bir yandan da cari açığımızın azaltılmasına ciddi bir katkı sağlayacaktır. Ülkemizin yeraltı ve yeryüzündeki tüm kaynaklarını daha katma değerli hale getirmesi için herkese harekete geçmeliyiz. Sanayi ve teknolojiyle büyüyen ülkenin bunu çok iyi bir şekilde başardıklarını görüyoruz. Güney Kore bu konuda en güzel örneklerinden biri, hatta Çin. 80'lerin başında ekonomik olarak Türkiye'den daha geride olan Güney Kore devletinin her sektörün lider şirketlerini koordine edip desteklemesi sonucunda teknoloji ve otomotiv başta olmak üzere birçok dünya devi şirketler çıkarmayı başardı. Biz de sanayi ve teknoloji odaklı böyle bir kalkınma hamlesini neden yapmayalım? İnsan kaynağımız dünya ile rekabet edebilen bir sanayimiz, dünyada milyonlarca insanın kullandığı teknolojik ürünlerimiz var. Daha iyi bir strateji, daha güçlü bir koordinasyon, devlet ve şirketlerin çok daha sıkı işbirliği ile daha katma değerli teknolojik ürünleri neden üretmeyelim? Kendi adıma rahatlıkla söyleyebilirim ki biz Zorlu grubu olarak bu konuda her zaman üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü biz her zaman yerli sanayiye inanan ve yerli sanayinin gücüyle büyüyen bir grup olduk. Ülkemize, insanımıza, üretim gücümüz ve teknolojimize inandık. Bu inanç sayesinde bugün tamamen Türk mühendislerince tasarlanıp üretilen akıllı teknolojiye sahip ürünlerle dünyanın 155 ülkesine 100 milyonlarca insana ulaşır, onların takdiri ve beğenisini kazanıyoruz. Yaptığımız her yatırım katma değerli ürün ihracatını güçlendiriyor, cari açığın azalmasına katkı sağlıyor. Akıllı telefon ve tablet fabrikasının otomasyon yatırımı bu ülkenin her ferdi için gurur vesilesidir. Bugün açılışınızı yapacağımız ikinci tesis olan Gördes'teki Türkiye'nin ilk nikel kobalt işletme tesisi Mete Nikel Kobalt Teknolojisi ile Kuzey Yatırım Küre'de tek dünyadaki ilk 10 tesisten biridir. Bugüne kadar 600 milyon dolar yatırım yaptığımız Ar-Ge ve teknolojisiyle dayalı yeni nesil bir madencilik anlayışına sahip olan bu tesisimiz elektrikli otomobillerin bataryalarını, kalbi ve aynı zamanda geleceğin ham maddesi olan nikel katma değerli ürün haline getirerek ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacaktır. Dürüst olmalıyım ki tüm bu yatırımları çok kolaylıkla hayata geçirmedik. Kimsenin yatırım yapmaya cesaret edemediği alanlara elimizi değil gövdemizi taşın altına sokarak girdik. Örneğin Mete Nikel'e yıllardır yatırım yapıyoruz. Üretime daha yeni geçtik. Yapacağımız İlave yatırımlarla Gördes'teki bu tesislerimizde toplamda 1 milyar dolara yakın yatırım yapmış olacağız. Olsun, sonunda yine ülkemiz ve insanımız kazanacak, ülkemizin kaynakları milletimizin hizmetinde olacak. Aynı şekilde teknolojiyi de zamanında büyük bir cesaretle girdik. Geleceğin teknolojilerinde olduğunu gördük. Vestel'i 1994 yılında satın aldığımızda, buradan dünyaya ihracat yapacağız dedik. Açıkçası o gün birçok kişinin bize inanmadığını gördük. Çünkü Türkiye'den teknoloji ürünlerinin ihraç edilebileceğini
kimse inanmıyordu. Fakat biz kendimize inandık, ülkemize insanımıza inandık ve başardık. O günlerde Türkiye'den teknoloji ihracatı hayaldi. Fakat 1995 yılında yine deminki söylediğim gibi 75 milyon dolarlık bir ihracatımızı 2 milyar doların üzerine çıkardık. Vestel 19 yıldır kendi alanında ihracat şampiyonu olarak bizi gururlandırmaya devam ediyor. Bugün Avrupa'da LCD TV pazarının da ilk iki üretimde beyaz eşya pazarında beşinci sırada. Bir zamanlar teknolojisine bakıp hayran kaldığımız Japonlar bu çatı altındaki fabrikalarımıza mükemmellik ödülü verdiler. Dünyanın önde gelen televizyonları, megaba fabrikaları anlattıkları programlarda Vestel'i örnek gösteriyor. Geçen yıl mükemmelliğimizi Avrupa'da da tescil ettirerek endüstriyel mükemmellik ödüllerinde Avrupa şampiyonu olduk. Bizim ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu açık bir şekilde gösteriyor. Çünkü her zaman önce ülkem, sonra kurumum ve ailem dedim ve demeye de devam edeceğim. Eğer bir ülkeniz olmazsa ne bir kurumunuz ne de bir aileniz olur. O yüzden hepimizin ülkemizi sevmesi ve sahip çıkması gerekiyor. Bunu da ancak çok çalışarak ve böylesi gurur duyulacak işlere imza atarak yapabiliriz. İşte bugün de burada ülkemiz ve insanımızı gururlandıracak yepyeni yatırımların açılışını yapmak için bir aradayız. Hepimiz biliyoruz ki bugün akıllı teknoloji tüm dünyanın ihtiyacı haline gelmiş ve aynı zamanda ülkemizin en büyük cari açık kalemlerinden birisidir. Ülke olarak 2000-2016 yılları arasında ithal edilen cep telefonu 24 milyar dolar ödediğimizi düşündüğümüzde durumun ne kadar ciddi olduğunu çok daha iyi anlayabiliriz. Bu öyle bir pazar ki rakamlar milyon değil, milyarlarla ifade ediliyor. Sadece geçen yıl dünyada 1,5 milyar adet telefon satıldı. Bu işe yatırım yapan şirketlerin üretim adetleri en azı 50 milyondan başlayıp 100 milyon, 200 milyonlara çıkıyor. İşte bugün burada böyle bir pazara hitap edecek sanayi 4.0'a geçişimizin temellerini attığımız otomasyon yatırımlarımız olan akıllı telefon ve tablet fabrikamızın açılışını yapıyoruz. Toplam 120 milyon euro yatırımla hayata geçirdiğimiz bu fabrika, Vestel'in uzun yıllardır Ar-Ge tasarım ve üretime yaptığı yatırımların bir sonucudur. Vestel'i aldığımızda ilk işi Ar-Ge'den başladık. Elbette o gün ortada Ar-Ge diye bir şey yoktu. Fakat bugün 5'i Türkiye'de olmak üzere 8 Ar-Ge merkezimiz 1600 Ar-Ge çalışanımız ile dünya ile rekabet edebilecek akıllı teknolojileri üretebiliyoruz. Robotla insanların birlikte çalıştığı Vestel'de sanayi 4.0 ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Zaten yüksek oranda sanayi 4.0 uyumlu hale gelmiş durumdayız. Önümüzdeki dönemde bu entegrasyonu tamamlayarak şu anda içinde bulunduğumuz Vestel şehrinin Türkiye'nin sanayi 4.0'a geçen ilk sanayi kompleksi yapmayı arzu ediyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. 3 yıl önce Türkiye'nin ilk yerli üretim akıllı telefonu Venüs ile Türkiye akıllı teknoloji üretiminde önemli bir kilometre taşına imza atmıştık. Aradan geçen 3 yılda Venüs Türkiye'nin en çok satan 4 telefonundan biri olarak bu konuda rüştünü ispat etmiştir. Yıllık 10 milyon adet üretim kapasitesine sahip olacak bu fabrikamız ile yüksek hacimli üretim yaparak dünya ile rekabet edebilecek farklı pazarlarda güçlü bir şekilde girebileceğiz. Şu anda Vestel
çatısı altında 16 bin kişi istihdam ediyoruz. Sadece bu fabrika ile de 200 mühendis, 1000 mavi yakalı çalışan arkadaşlarımızla biz daha çok şeyler yapacağız. Her 1 milyon televizyonda 700 kişi istihdam demektir. Eğer biz 20 milyon telefon üretirsek 14 milyon istihdam demektir. Ülkemizin yeni başarılarla ardından sönt ettireceği aydınlık bir geleceğe el ele vererek hep birlikte inşa edelim. Bu duygu ve düşüncelerle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepinizi bir kez daha saygı ve selamlıyor, sağlık, başarılı, mutlu, refahlı, dolu günler diliyorum. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz, sağ olun, var olun. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Nazif Zorlu'ya konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Değerli hemşehrilerimiz, şöyle bayraklarımızı görebilir miyiz lütfen? Bütün bayrakları. Vakit tamam, hazır mıyız? Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Vestel Venüs Akıllı Telefon, Tablet Fabrikası ve Zorlu Metanikel Kobalt Tesisi açılış törenini katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Sevgili Manisalılar, Zorlu grubunun kıymetli mensupları, değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Açılışını yaptığımız Vestel Akıllı Telefon ve Tablet Fabrikası ile Zorlu Meta Nikel Kobalt Tesisi'nin Zorlu grubuna, şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Fabrikamızın sanayi üretimiyle bilişim teknolojilerini bir araya getirmeyi hedefleyen, yeni bir anlayışı ifade eden Endüstri 4.0 uygulamalarının öncülerinden olmasını çok çok önemli görüyorum. Özellikle dün ve bugün iki önemli buluşmayı gerçekleştirmiş oluyoruz. Birisi malum yerli ve milli otomobilimizi inşallah 2020'ye kadar üreteceğiz. Ve 5 burada baba yiğit bir araya geldi. Bunlardan bir tanesi de malum Zorlu. Dün bunun müjdesini vermiştik. Bugün de burada yine 600 milyon liralık bir yatırımın özellikle açılışını yapıyoruz. Tabii bu da gerek grup için, holding için, gerekse ülkemiz için önemli bir adım. Yılda 6 milyon akıllı telefon ve tablet üretme kapasitesine sahip bu fabrikanın özellikle ülkemizin önünde yeni ufukların açılmasına vesile olacağına inanıyorum. Açılışını yaptığımız Meta Nikel Kobalt Tesisi'nin ilk fazı üretime girerken 2023'e hedefleyen ikinci fazı için çalışmalara başlandığını görmekten de ayrıca
memnuniyet duyuyorum. Elektrikli otomobil üretmek için attığımız ilk adımın heyecanını yaşadığımız bir günde böyle bir tesisin açılışını yapıyor olmak ayrıca benim için çok çok anlamlı. Bu otomobillerin bataryalarında kullanılan iki ana maddesinden biri olan kobalt üretiminde Avrupa'nın en büyüğü durumundayız. Gerektiğinde mevcut kapasitemizi kat be kat artıracak imkanlara da sahibiz. Dolayısıyla elektrikli otomobillerin bataryalarının üretiminde rekabet konusunda oldukça avantajlı bir konuma sahip olabiliriz. Zorlu'nun bu tesisini ülkemizin geleceğine yapılmış önemli bir yatırım olarak görüyorum. Her iki yatırımın da ülkemize kazandırılmasında emeği geçenleri gerçekten gönülden tebrik ediyorum. Bu vesileyle dün Ankara'da imza törenini gerçekleştirdiğimiz Türkiye'nin otomobili projesinde yer alan 5 baba yiğitten biri olan Zorlu grubumuzu burada bir kez daha kutluyorum. Bu proje Türkiye için sadece basit bir otomobil üretme projesi değil. Burayı da şöyle ayrıca bir değerlendirelim. Kendi otomobilimizle birlikte daha önce defalarca kaçırdığımız dünyadaki o sıçrama dönemlerinden sonuncusunu yakalama imkanı elde edeceğiz. Teknolojiye dayalı bu tür yatırımların çok geniş bir etki alanı olduğu biliniyor. Yerli otomobil girişimimizin de bu şekilde sonuçlanacağına ben yürekten inanıyorum. Böylece Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelme iddiasını hayata geçirme yolunda önemli bir adım atmış olacaktır. Değerli konuklar, bugün ülkemiz ekonomisinin önde gelen kuruluşlarına baktığımızda aralarında Vestel'in de bulunduğu önemli bir bölümünün yaklaşık yarım asırlık bir geçmişe sahip bulunduğunu görüyoruz. İşte az önce 70 milyon dolardan ihracatta nereye geldiğimizi söylüyor Sayın Zorlu. Dikkat edin, 2 milyar dolara geldiğimizi söylüyor. Demek ki hakikaten azmettikten sonra, inandıktan sonra aşılmayacak dağ yok. Bütün mesele burada. İşte azmettiler, inandılar ve buraya geldiler. Bundan sonra ben inanıyorum ki bu geometrik olarak bu artış devam edecektir. Bütün mesele yeter ki bu azmi kaybetmesinler, kaybetmeyelim. Türkiye ekonomisinin lokomotifliğini bugün rahmetli Menderes'in 1950'li yıllarda attığı temeller üzerinde kurulan rahmetli Özal'ın da 1980'lerde önünü açtığı bir nesil yapıyor. Ancak tüm bu gayretlere rağmen ekonomimizin ölçeği 2002 yılına geldiğimizde sadece 236 milyar dolar milli gelir üretebilecek hacme ulaşabilmişti. Bu ülkemizin ne tarihine, ne birikimine, ne dinamizmine, ne hedeflerine uygun olmayan gerçekten üzüntü verici bir tabloyu ifade ediyordu. Geçtiğimiz 15 yıl ülkemiz ve milletimizle birlikte ekonomimizin lokomotifleri konumundaki şirketlerimizin de kabuk değiştirdiği, sınırlarımızı aşarak küresel bir vizyon kazandığı dönem olmuştur. Artık bunu dünya söylüyor ve işte şimdi biz G20 ülkelerinden bir tanesiyiz. Ve 16-17 bu aralıktayız. Avrupa'da 6.'yız. Böyle bir konuma sahibiz.
Şimdi sizlere birkaç örnek vererek özel sektörümüzün bu dönemde nasıl bir gelişme kaydettiğini ifade etmek isterim. 2002 yılında ülkemizde satılan otomobil sayısı 91 bindi. Geçtiğimiz yıl bu rakam ne biliyor musunuz? 757 bin. Bakın nereden nereye bu refah düzeyini gösteriyor. Buzdolabı satışı yılda 1 milyon adetten 2 milyon 700 bin adede. Çamaşır makinesi satışı yılda 824 binden 2 milyon 200 binin üzerine çıktı. Verilen inşaat ruhsatlarının sayısına bakıyoruz. Aynı dönemde 36 milyon metrekareden 204 bin metrekareye yükseldi. İhracatımız 36 milyar dolardan en son 154,5 milyar dolar seviyesini buldu. Koşuyoruz be. Yürümüyoruz, yürümüyoruz, koşuyoruz. Daha da iyi olacak. Daha da iyi olacak. Çünkü bize bu yakışmaz. Daha iyi olacak. İnşallah ilk 10 ülke arasına gireceğiz. Bunun lamızım yok. Ülkemizde yapılan kamu ve özel sektör yatırımlarının tutarının yılda 70 milyar liradan 765 milyar liraya çıkması da bir başka önemli göstergedir. Görüldüğü gibi Türkiye tarihinin en büyük üçüncü dönüşümünü başarıyla tamamlamıştır. Şimdi 2023 hedeflerimizin ışığında ülkemizi dördüncü bir hamle dönemine hazırlıyoruz. Tıpkı küresel düzeydeki Endüstri 4.0 atılımı gibi Türkiye'de Kalkınma 4.0'ını başlatmıştır. Zorlu grubunun açılışını yaptığımız tesislerini bu yeni dönemin işaretleri olarak değerlendiriyorum. Ve Türkiye'nin gerçek gündemi işte bu konular olmalıdır. Kalkıp Tayyip Erdoğan'la ilgili diktatör, faşist diktatör. Ya git yat aşağıya. Git yat aşağı. Yani şahsıma bu lafı eden kişi, affedersin, kendisini vurdular ve ben geçmiş olsun diye kendisini arıyorum. Düşünebiliyor musunuz? Ya diktatör kalkıp da seni arar mı be? Ben seni arıyorum ya. Bu bir insaniliktir. Bu bir merhamettir. Rahmet duygusudur. Ama yok. Bunlarda bu yok. Bunların bu ülkede dikili ağacı yok. Siyasetçilerimizin, iş dünyamızın, akademisyenlerimizin, medyamızın, ülkeye ve millete söyleyecek sözü olan herkesin bu konuları tartışması, fikir üretmesi, proje ortaya koyması lazımdır. Ve partimizin kalkıp da bazı belediye başkanlarının istifayen ayrılmaları vesaireleriyle ilgili kalkıp konuşuyorsun. Ya sana ne? Sana ne ya? Sen kendi partinin içine bak. Yani bizim partimizin kendi içindeki şu anda uygulamış olduğu strateji, taktik, bunların hiçbirisi seni ilgilendirmez. Sen kendine bak. Bunca yıldır partinin başındasın ya. Kazandığın bir tane seçim var mı ya? Önce onu söyle. Ya Batı'da adam bir seçim kaybettiği zaman çekip gidiyor ya. Sen 9 tane seçim kaybettin, hala oradasın ya. Ha biz mutluyuz. Niye mutluyuz? Ha böyle başarısız, aşırı derecede gol yiyen bir kaleci olduğu zaman zaten önemli değil. Onun için biz yolumuza devam ediyoruz.
çalışacağız. Hiç endişe etmeyin. Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğiliriz. Kul huzurunda asla. Ülkemiz geçmişte kısır çekişmelerin, vizyonsuz devlet ve siyaset yönetiminin hesapsız, kitapsız atılan adımların bedelini ağır bir şekilde ödemiştir. Artık hiç kimsenin milletimizin karşısına böyle bir üslup ve tutumla çıkmaması gerekiyor. Biz sorumluluklarımızın farkındayız. İşte burada olduğu gibi iş dünyamız da sorumluluklarının farkında. Milletimiz bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de o eşsiz irfanıyla doğruları, yanlışları, eksikleri, fazlaları değerlendirecek, kararını verecektir. Ne terör örgütlerinin alçak saldırıları, ne de ülkemizi köşeye sıkıştırmaya yönelik dış baskılar hedeflerimize ulaşmamızı engelleyemeyecektir. İşte şurada biliyorsunuz bu sabah şehidimizle beraber şurada iki gün içinde 9 şehidimiz oldu. Allah'tan kendilerine rahmet diliyorum. Ama hesabını çok ağır sorduk ve 55 teröristi etkisiz hale getirdik. Ve şu anda daha bitmedi. O bölgede şu anda ciddi manada yine taramalarımız, aramalarımız devam ediyor. Aldığım bilgilere baktığımızda inşallah çok daha farklı müjdeler de gelecek. Bunları dedim ya, biz inlerine kadar takip edeceğiz. İnlerine kadar. Ve o inlerde bile onları yakalayacak gereğini yapacağız. Kandilse Kandil, Sincarsa Sincar devam edeceğiz. Niye? Şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız. Ben bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız fabrikanın ve tesisin hayırlara vesile olmasını, bereketli kazançlar sağlamasını diliyorum. Bu yatırımın şehrimize, ülkemize kazandırılmasında emeği geçen Zorlu ailesini tekraren şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, tabii Zorlu gibi örneklerin ülkemde artması Rabbimden en büyük niyazımdır. Bunlar ne kadar artarsa inanıyorum ki ülkemin dört bir yanı da o kadar huzur içinde, refah içinde olacak ve istihdamda da işte şimdi karşımda görüyorum. Tek haneliye inşallah inmiş olacağız. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyor ve Zat Devletleri'ni bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi olacaktır. Hediyelerini Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Nazif Zorlu takdim edeceklerdir. Buyurunuz lütfen. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Vestel Venüs akıllı telefon, tablet fabrikası ve Zorlu Metanikel Kobalt Tesisi açılışını kurdele kesmek suretiyle siz değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Bakanlarımızı, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Valimizi ve Sayın Zorlu ailesini sahneye davet ediyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar. Öncelikle telekonferans sistemiyle Gördes Zorlu Meta Nikel Kobalt tesisine canlı bağlanıyoruz. Karşımızda Zorlu Maden Grubu Başkanı Sayın Orhan Yılmaz bulunmakta. Orhan Bey, bizleri duyuyor musun? Ha, güzel. Şöyle bir zoomlayalım. Tesisleri falan bir görelim. Dur bakalım. Tecrübe konuşuyoruz. Evet, Meta. Şöyle dolaşalım, dolaşalım. Nihat Baklan'ın neler var orada görüyor musun? Dolaşalım biraz daha. Tesisleri gösterelim. ABB'den mi aldınız şeyleri? Sayın Cumhurbaşkanım, sayın bakanlarım, sayın milletvekilleri, kıymetli misafirler. Öncelikle törenimize şeref verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Burada Türkiye'nin en teknolojik ürünlerinden bir tanesinin açılışını yapıyoruz. Burada sadece maddi bir değer üretilmiyor. Kimya mühendisliğinden, maden mühendisliğinden, makina metalürji mühendisliğinden birçok branşın beraber kullanıldığı bir üretim kültürünün de başlangıcı yapılıyor. Gerek kuruluş safhasında, gerek bundan sonraki işletme safhasında bu edinilen kültürün bu nevinden kıymetli metallerin üretilmesi için memleketimizde bir nüve olacağına inanıyorum ve bundan sonra bu tür tesislerin sayılarının artmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Haydi bakalım. Ya Allah! Bismillah. Bunları saklayın. Hep saklıyorum. Hep saklıyorum. Değerli konuklar, saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Vestel Venüs Akıllı Telefon, Tablet Fabrikası ve Zorlu Meta Nikel Kobalt Tesisi açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş olup siz değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunmuştur. Bu hizmetlerin başta ülkemize, şehrimize, Zorlu ailesine, Manisa'mıza hayırlı olmasını diliyoruz. Günün erken saatleri itibariyle bu alanda görev yapan emniyet mensuplarına, güvenlik görevlilerine, sağlık görevlilerine, UMKE'ye ve teknik ekibe çok teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın, geleceğiniz umutla dolsun, en güzel günler sizlerin olsun, sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.